Ben Hüseyin Arpalıklı, Arpalık'ta doğdum, 1935 2 Aralık. Fakirlik dönemlerinde yaşadık çok. Babalarımız 8 kardeş idik. 3. sınıftan beni çoban etti. Davarın peşine sırt destek olalım atamıza diye. Okuma falan kudamazdı bizi. Böyle ezile ezile büyüdük, yardımcı olduk. 30 aileydik. Bir 10 aile de Rum vardı. Rumlar çok çabardı, çoğalsınlar. Gelen damatları alırdı, kızı kaçardı. Gelen gelinleri alırdı, kaçardı. Tutunamadılar yani köyde. Yok ki kavgalarıydı da. Türklerin birlik beraberlik olması, yani birbirini desteklemesi. Kooperatifimiz vardı, gayet zengin. Cahit Tilki diye bir müfettiş vardı, geldi köye, dedi bize adada en zengin kooperatiftir kooperatifiniz dedi. Ben de komitedeydim. Tek bir köyümüzde işçimiz yoktu. İşçi olarak çalışsın, tek bir kişi yoktu. Hepsi de kendi işleriyle. 26 sürü davar vardı. 4 sürü, 5 sürü inek vardı o zaman. Dört olaylar olunca hani köyü beklerdik. Köyümüzde bir gencimiz çıktı köyden, hayvanları notlattı. Çıkarken silahlı geldi, Allah geldi, gittiler. Davar geldi, çocuk gelmeyince koşturdu. Herkes bulsun kendini. İzledi buradan hani Dali köyüne kadar getirdiler kendini. Bir Rum vardı köyümüzde. Taksisi vardı. Aldılar Rum'u. 3-4 kişi gittiler Dali'ye, rica ettiler. O çocuğu göğertsinler. Defalarca gittiler. Rumlar gelirdi, bir su motorları vardı bizim bölgede, içerisinde kiralık önüne su geçeyin. Geldiklerinde her gün 5-6 kişi böyle konvoy halinde açılırlardı. Ne derler hani avcılar açılır böyle kollar tavşan ortaya. Gezdiler doğalarımızda, daha insan durdurdular. Evden dışarı çıkamazdık. 25-28 sürü de var evde, aç böğürürdü, hayvanlarımız aç böğürürdü. Bizimkiler de bir gün gitti, bahçe vardı gitti, dedi şey var, ıspanak mı ıspanak bir şeyler setine geçsinler. Birkaç silahlı gitti bizimkiler, Rumlar da geri kanalında ama polis dedi, polis değildi buna, yok acıydı, hep sivil. Görünce bizimkilerini atladılar aşağı, ateş açtılar, bizimkiler de çıktı çukurun içine. Bizimkiler onları, onlar bizimkilerini ateş açtı. Galiba iki tane Rum orada öldüydü, bir tanesi kaçtı, iki tanesi. Ta gelsinler köye, ben görürdüm uçurmuşsun olayları. Ta gelsin bizimkiler köye. Binlerce Rum geldiler doğruca hani polisleri de saldırdılar köye. Saat 10'da başladı çarpışma. Biz hep mevzilendik ya gereken yerlere. Benim olduğum yerde uçurum vardı böyle batika. Avcıyla Gaynım Hasan altından piyade nakiyle Koçadan gelenleri uçurum falan. 6 tane piyadeyi var, 3 tanesi hiç işlemedi. Çünkü o bölgeden gelmedi Rum. Güney taraftan gelen Rumlar, Dali Kiradi köyü geldiler, bahçalık, derelik, derelik sıza geldi köyün dibelik dibine kadar. Çavallar teslim aslında bizimkilerin. Birkaç tane kişi çıktı teslim oldu diye vurdular genelini oraçta. ...12'de gece ben çıkıp mermi alıp gelmeye heves ettik. Etraf köylerin ne olduğunu bilmezdik. Çıktık, benim bir arkadaşım geldi beraber, gittik Akıncılara yürüyerek. Gittik karargaha, anlattık durumu. Bize dediler Akıncılardan, İngiliz'e geldi, dedi ki köy düştü. Canlı sinek kalmadı. Hatta köye gittikten bir yerde bir de frama yaktılar, duman da çıktıydı. Ateş, köy yandı. Teslim oldu Akıncılara, öyle tekrar... Merkeze öyle bildi Akıncılar. Yani İngilizler öyle demiş, bunlar da bildi merkeze ki köy düştü, canlı sinek kalmadı. Kim gideceği Lekoşan'ın varlığı belgesini kurtarsın. Anladınca ben durumu hemen merkeze bildirdiler. İngilizleri çağırdı, girin söyleyin Rumlara, açsınlar yer,
büyük bir silahlı kuvvetine gidecek arpalığı Akıncılara çekelim. Benim önümde oldu bu olay. En nihayet bir takım, 30-40 kişi benimle beraber döndük köye gitti silahlı. Ama gece ben giderken Akıncılara saat 1'de Piroi Bodamya yolu, hani gideceğimiz yol vardı, orada nöbetçi vardı onların. Onların arasında sızdım ben de gittiğim. Döndüğümüzde geri İngilizler dedi ki açın yolu da büyük bir kuvvetle eğer karşı durursanız iki tarafı zayiat verecek. Rumların hazır tarafıydı köy boşaltsın diye. Açtılar ve gittik. Bütün köyü önü Akıncılara girdi, hayvanlarımızın davarlarımızın da arkası köyümüzün arasında çıkardı. 5 mil. O kadar kalabalık hayvan. Yürüyebilen yürüdü, yürüyemeyen çocukları ve yaşlıları da arabaları çekiyorlar, kamyon çekiyorlar. Hep böyle konvoy halinde ovalardan gittik. Allah'a çok şükür olsun. Yani o kadarından gittik, taşındık Akıncılara. Bakar, ne bakalım. 5-6-7 köy hep onun içinde. Sinemalarda yığın insanlar. Neler çektik. Bir gittiğimizde böyle galiba hep sinema vardı, büyük güçlü sinema. Hep böyle sinema, herkesi aileleri dizdilerdi. Aileleri olanlar, hızlı akrabası olanlar. Azar azar herkesi bir yerlere bulup yerleştirdiydi insanlar, Allah razı olsun. Biz 3 aileydik, ben kardeşim ve hem babam. Okul havlusunda 3 tane ambarcık vardı, odacık. O 3 ambarcığa 3 aileyi bizi yerleştirdiler. Canımızı kurtarmak en güzeliydi. Yollar açıldıktan sonra 3-4 daha gittiğim köyüme. Üzüldük ya, üzüldük nasıl? Kahretmem, yani kendi iğneyle lik gibi kazacaksın toprağı, üreteceksin, yağlayacaksın. Kendi toprağın içinde de kaçacaksın, da göreceksin, de üzülmeyeceksin. Hiç olur mu öyle şey? Bugün oldu 87'ye bastığım, rüyamda bu bölgeleri görmüyorum. Her gece rüyamda o yerleri görürüm. Kendimi davar bekleyeceğim, tarla süreceğim, iş kuracağım. Hep rüyamda nedir o hayal? Yani çıkardık evimizden de helallaşırdık çocuklarımızla. Acaba dönecek miyiz diye ailelerimizle. Öyle günler çektik biz. Bunları tarihlere koymaları lazımdı. Çocuklarımız görsün neler çekti bu Türk milleti. Gençlere daha fazla mesajım benim, Türk askerine, Türkiye'ye sempatileri olması lazım, sevgileri olması lazım, saygıları olması lazım. Benim düşündüğüm bir şey var, düşündüğümde atalarda duyduğumuz bir söz var. Lisanını, insanını değer vereceksin. İnsanına, lisanına değer vermezsen hiçbir değerin olmaz.